Halkçıtv.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugün milletvekili aday adaylarına ilgili çalışmalarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partili aday adayları ve onlarla ilgili elimde resmi evraklar var. Öncelikle kendilerini arıyoruz. Bunlar doğru mudur diye de soruyoruz ama gelen evrakların hepsi adliyeden gelen evraklar, yani ceza mahkemelerinin hazırlamış olduğu tutanaklar ve hazırlamış olduğu yine kararlar, yazılar var burada. Onun için evraklar gerçek evraklar, doğru evraklar. Tabii bunları okurken yine aynı şekilde sizleri bilgilendirirken biz karşı tarafı da arıyoruz ki onların da fikirlerini alıyoruz. Efendim konumuz Çetin Manav. Sayın Çetin Manav avukat kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak katıldı. Ve kendisiyle ilgili müvekkilinin alacağı bir, hak edeceği bir tazminatı alıyor. Parayı kazanıyor davayı ve parayı alıyor, 10 bin euro gibi bir para ve 3 bin euro gibi de artı bir para yazılmış, masraf, yargılama giderleri filan gibi parayı alıyorlar efendim. Bu parayı zimmetine geçirdiği iddiası ve bununla ilgili de yargılanmış ve yargıda bunu onamış, bu parayı geri ver, şu kadarını vekil ücreti olarak alıp gerisini vatandaşa ver diye yargılamış ve bu süreçte de temiz yolunun da açık olduğunu söylemiş. 11-12-2013, yani çok 4 ay öncesine tekamül, yok 3 ay öncesine tekamül ediyor bu onanma kararı. Bunun detaylarını da ben size okuyacağım yine. Şimdi karar 1. Asli Hukuk Mahkemesinden çıkmış bu arada. Efendim, davacılar Osman Kurnaz, Ayşe Kurnaz, Kamile Savlı olarak gözüküyor. Ve davalı da Çetin Manav olarak gözüküyor. Efendim, bu konu şu. Burada okuyayım hemen kısaca. Davacılar vekili 23.11.2010 tarihli dava dilekçesinde vekilin davacıların oğlu ve kardeşi olan müteveffa Mehmet Kurnaz işkenceye uğradığı ve kötü muamele gördüğü iddiası ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu, Mehmet Kurnaz'ın 27.12.1997 tarihinde vefat etmesi üzerine annesi, babası ve kardeşleri olan davacıların davayı takip etme isteklerinin 30.06.1998 tarihinde AİHM tarafından kabul edildiğini, davalı avukatın AİHM davalı avukatının AİHM'de görülen davada davacıların avukatlığını yaptığı, yani Çetin Manav'ın davacıların avukatlığını yaptığı, AİHM'in 24.07.2007 tarihli kararıyla başvurulara verilmek üzere ortaklaşa başvuranlara verilmek üzere ortaklaşa 10 bin euro manevi tazminat ve 3 bin euro masraf ve yargılama giderinin hükmedildiğini burada belirtmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tahsil edilmiş olmasına rağmen, yani devletten bu para tabii alınıyor ve davayı yürüten Sayın Çetin Manav'a bu para ödeniyor, tabii ki kazanıyor bu davayı. Vekalet ücretini aldığı bu parayı ancak şöyle yapıyor efendim, alacaklara vermiyor, aldığını kabul etmiş bulunuyor, zimmen parayı aldığını kabul ediyorum diyor, ancak bu alacakları dava masraflarına ve vekalet ücretine saydığını bildiriyor. Tamamı alınan paranın, yapılan itirazın haksız ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülerek itirazın iptali ve takibin devamına davalı tarafından %40'tan aşağı olmamak üzere icra, inkar, tazminat hükümetine, mahkumiyetine karar verilmesini istenmiş ve bu karar da verilmiş. Durum bu. Ama şimdi kendisini arıyor ve soruyoruz. Siz müvekkilinizin parasını alıp karşı tarafa vermediniz mi, yoksa verdiniz mi? Bir de onu tekrar bir soralım. Keza mahkemede vermediğini, tamamıyla paranın üzerine aldığını burada söylemiş. Alo Çetin Bey. Buyurun.
Halkçı TV Haber Koordinatörü Cevdet ben. Efendim şimdi sizinle ilgili önümde bir Antalya 1. Asli Hukuk Mahkemesi'nin bir kararı var. Bu kararla ilgili olarak burada müvekkilinizin parasını zimmetinize geçirdiği filan yazıyor. Bununla ilgili... Asli Hukuk Mahkemesi'nde öyle bir karar olmaz arkadaşım. Ben avukatım. Evet. Yani zimmetine geçirdiği diye bir şey olmaz. Onu veren ilk Önder Kurnaz'dır. Onu söyleyeyim. Ben burada halkıma, Cumhuriyet Halk Partili bir adaysınız. Ben Cumhuriyet Halk Partili seçmene doğru bilgi aktarmakla ilgili görevliyim. Eğer Önder Bey diyorsunuz, işte burada evet Osman Kurnaz, Ayşe Kurnaz alacaklar, onlar Önder Bey değil ama akrabaları sanırım onlar da. Şimdi şunu babası. Soracağım. Babası evet, şunu soracağım. Mehmet Kurnaz işkence görmüş ve bundan dolayı AİHM'e başvurmuşsunuz. Doğru mu? Burada da AİHM'de de mahkeme sürmüş davalar. Ondan sonra 10 bin euro tazminat para devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinden tahsil edilmiş. Bu da doğru mu efendim? Evet. Bu parayı siz almışsınız vekalet ve dava bakma ücreti olarak tamamını karşı tarafa para ödememişsiniz. Doğru mu efendim? Yani para ödememişsiniz yalnız bunu Önder Kurnaz'ın amcası Mustafa Kemal Kurnaz'a sorun. Ne de ona vereceği cevap da alırsak. İşte burada burada kararlar yazıyor. Ben de ısrarla söylüyorum. Yayına devam ediyorsunuz. Hayır. Bana 150 bin euroluk dava açtı. Mehmet Kurnaz para davası açmadı. Mehmet Kurnaz da biz onur davası açtık. Mehmet Kurnaz benim 7 yaşından beri arkadaşımdır, kardeşimdir. Onları da evden kovduğu bir devrimcidir. Evet. O bu gecede olaylarında yararlanan bir devrimcidir. Ve onu sonuna kadar savunan 7024 saat elinde onu ağırlayan, ona bakan, onları evden kovduktan sonra bakan bir kişiyim ben. Ben nerede, kimi, ne kadar hakkı varsa bende her size ödemiş olan bir insan. Ben de kimsenin hakkı yoktur. Ha bunlara gelince ısrarla söylüyorum. Bunlar bu yola geçtiği için 3 asli hukuk mahkemesinde davamız var. 3 asli hukuk mahkemesindeki davamız alacak davasıdır. Bunun 10 bin euronun üzerine daha onlardan para alacağım. İnadını alacağım. Ve o parayı götüreceğim. Size söyleyeceğim. Akçe'de, Antalya Çağdaş Eğitim Raptı'na verdim. Onlara inadına bu davayı yürüteceğim. Ama şimdiki süreçte belaltı olmak üzerine eksik bilgiyle size şey yapıyorlar. Size diyorum ki ısrarla, ayın 10'una sonra gelin. Ayın 10'una kadar yoğun program var. Onundan sonra gelin. Ne yaparsanız yapın. Yayınlar sonra gelin. Ama o şeyleri vereyim size. Belgeleri. Görün. Yani şimdi sizin, yok biz bunu yayınlayacağız. Buradaki bu birinci asliyenin vermiş olduğu kararı tabii ki. Ama sizin de söz hakkınız, o davayla ilgili olan belgelerinizi de yayınlarız, getirin. Sizin de vereceğiniz yayınlarız. Orada bir sıkıntı yok. Ama biz tabii onuna kadar bir haberi bekleteceğiz. Bekletmemiz gibi bir imkanımız yok. Ondan dolayı... Yok yani ama siz o gün gelirsiniz, istediğiniz zaman belgelerinizi getirin, biz onları da yayınlayalım, o davayı da koyalım vatandaşın önüne. Bunu da koyduk zaten. Burada vatandaş karar versin, kim ne konuşuyor, ne haklı ne değil, ona göre siz de en azından kendinizi yani, savunmuş olursunuz. Bakın doğru, hayır bakın ısrarla doğruyu öğrenmeden değil, lütfen bakın. Yanlış. Siz gazetecilik yapmak istiyorsunuz ama size bakmayın şu aşamada yapacağı şey bu konuda gerekli yasal geçimlerde bulunmak olur. Yani çünkü ısrarla öğrenmeden yayınlamak olur. Hayır efendim elimde Türkiye... 1997'den beri devam eden bir dava acil bir şey değildir. Aslında evinden de doğruyu öğrenme adına doğruyu araştırması gerektiğine inanan biriyim. Ben zaman zaman izliyorum. Ben izlemiyorum falan da demeyin. Yani ben izliyorum ama çok yoğunlukta evine bile doğru gidebilirim. Haklısınız. Kolay değil. 29 Mart'ta ön seçim var. Evet. Yani sizin 10 ile 29 arasında bana darbe vurmak istiyorsanız gene vurabilirim. Peki. Şunu hatırlatmak istiyorum öncelikle. Biz sizin
bu dava dosyanızı veyahut da bu olayınızı normalde bir avukat kimliğinize Çetin Manav olarak olsanız ya haberini yapmayız ve yayınlamayız. Ama Türk milleti adına milletvekili olmak istediğiniz için, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olduğunuz için, ülkemizi ve Antalya'daki şemsiyelerimizi temsil edeceğiniz için bize gelen her türlü belgeleri değerlendirmek durumundayız. Vatandaşımızı doğru olarak bilgilendirmek zorundayız. Ben alacağım o belgeleri de, sıkıntı yok. Tabii ki yayınlayacağım. Siz ne getirirseniz yayınlayacağım. Konuşmalarınızı da yayınlayacağım. Gelin stüdyomuzda biz sizi de konuşmalarınızı da koyalım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama benim önümdeki belge sahte bir belge değil. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin sizin hakkınızda verdiği bir karar. Yargıtay'da o belge. Yani o dava Yargıtay'da tabii ki Yargıtay'da olacak ama burada bir karar verilmiş. Mahkeme böyle bir karar vermiş sizin aleyhinizde. Sonuçta böyle bir kararı görmüş. Yargıtay'da onanın onaymaz onu bilmiyorum ama bu seçim arifesinde biz beyaz dosya kağıdı gibi milletvekili adayları istiyoruz. Tamam kardeşim, siz açıklamaya devam edin, biz de gereğini yaparız. Teşekkür ediyorum. Eksik bilgiyle yapıyorsunuz diyorum ama siz gazetecilik yapmak istiyorsanız devam edin, bir sefer yayınlarsınız. Ardından bir daha yayınlayın, bir daha yayınlayın, o bana güç verir. İyi günler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, yayınlamamızı istedi ayrıca bu haberimizi Sayın Çetin Manav. Çetin Manav ısrarla başka bir davadan ve dosyadan bahsediyor. Olabilir, 3 asliyede başka bir davada açılmış olabilir. O nedir o dava? Getirin diyorum, onu da yayınlayalım. Ayın 10'u da getirebilirim diyor. Bu ayın 10'u, 5'i, 3'ü haber beklemez. Getirdiğiniz gün Sayın Çetin Bey, neyse o dosya ve dava, bu kişiler hakkında iddialarınız verin, koyun, yayınlayalım. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz kimseyi tutmuyoruz. Ama benim önümde bir asliye ceza mahkemesinin sizin hakkınızda çıkarmış olduğu bir karar var efendim. Sizi suçlu görmüş. Sizin bu parayı aldığınızı söylüyor. Mahkeme efendim demiş ki bu parayı öde. Ama temiz yolu açık. Tabii Yargıtay'a gideceksiniz ama Antalya'daki şu andaki bir asliye hukuk mahkemesinin kesmiş olduğu ceza yazı burada. Beni mahkemeye mi vereceksiniz? Efendim mahkeme kağıtları burada, kararlar burada, belgeler burada. Zaten biz basın mensuplarının fıtratında mahkemelere ve savcılara gitmek var.